Selam arkadaşlar, Amerikalı Aynasız'da ikinci bölümdeyiz. İlk bölümü şuralardan izleyebilirsiniz, i butonu çıkacak. İlk bölümde bireysel silahlanma hakkında konuşmuştuk. Bu bölümde de farklı farklı konularımız var. Yine Erdal abi bizimle. Konumuz bugün banka soygunları. Abi banka soygunu gibi bir şey yaşadın mı? Tıpkı o filmlerde gördüğümüz gibi. Batman Joker filminde oluyor ya, Joker soyuyordu falan filan. Evet. O tarz böyle bir değişik banka soygunu yaşadın mı? Böyle bir ihbar alındı mı? Tabii banka soygunları defalarca oluyor Amerika'da. Abi inanamıyorum, sen de ne sorsam kesinlikle yaşamış oluyorsun. Çok acayip bir ayet hikayesi ya. Bayılıyorum. Teşekkürler. Neden? Çünkü bizim Türkiye'de fazla olmayan şeyler Amerika'da çok oluyor. Tabii bir polis olarak Amerika'da banka soygunlarına tanık oldum. En son gittiğim banka soygunu, o banka soyguncusu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Adam girmişti bankaya, girer girmez hemen tak havaya ateş etmişti ve bu bütün bankaları soyuyordu. Biz bu adamı arıyorduk. Ben de bir gün, gerçek bu, arabamı bir yere park etmişim. Angry Bird var. Onu oynuyordum böyle. Baktım banka soygunu anonsu geldi. Karşıdayım neredeyse. Yani banka karşıda. Bankana çok yakınındasın. Çok yakındayım. Adres geldi, baktım. Lan ben buradayım falan. Telefonu attım, sürdüm. Oraya geldiğim zaman kapının önünde adam yere düşmüş. Tam bankanın hani kapılar açılır ya böyle. Yere düşmüş, maskeli falan. Gel gülmez baktım. İşte bankanın içerisindeki güvenlik silahlı falan. Güvenlikle çatışıyor. Ha, çatışıyorlar bayağı. Güvenlik işte oradaki bireysel silahlardan bahsetmişti öteki videoda. Hesap et. Adam silahla giriyor, bütün bankaları soyuyor. Bu bankada eski emekli bir polis, şimdi güvenlikçi, yani böyle silahlı duruyor. Giriyor, ateş açıyor, çatışıyorlar falan. Neyse, güvenlik bunu vuruyor. Çok şükür bu güvenliğe atılan mermiler yanından falan geçiyor, vurulmuyor. Sen oraya tek mi gittin yoksa? Ben tek gittim. Tek başına gittim. Ben direkt daldım oraya. Anladım. Ay, silahımla daldım. Daldığım zaman adam yerdeydi zaten. Vurulmuştu. Vurulmuştu. Ölmüş müydü? Can çekişiyordu. Anladım. Yani gitmişti yani. O şey, diğer adam vurmuş değil mi onu? Evet, ben vurmadım. Başarılı bir nişancıymış. Şöyle çatışma vesaire şuydu ya. Buradan duvardı. Tak 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 birbirlerine. Yapma ya. Ötekisinin mermileri adamın yanından, kafasından geçiyordu ama. Buradan duvar bu arada çıkmıyordur arkadaşlar. Bir metrelik bir mesafeden bahsediyoruz. Çok çok yakın. Genelde polis çatışmaları 3 metre. Bayağı yakın mesafe. Sen birini vurdun mu daha önce hiç abi? Soğuk girdim ama bayağı. Direkt daldın. Bu konunun cevabı gizli kalsın. Tamam. Aramızda kalsın. Tamam. Neyse, o adam vardı mesela. Baktım. Tek yaptım işte kelepçelemek. Vurulmasına rağmen bu bir önemli bir şey. Çünkü yere düşüp de etkisiz hale gelmeyen, yerde polisleri vurup öldüren bir kişi var. O yüzden merak ediyorsanız, Amerikan polisleri birisi vurulmasına rağmen neden kelepçeliyor? Sebebi budur. Kelepçeliyorsun kişiyi, ondan sonra maskesini çıkarttım. Bizle beraber değildi artık. Ölmüştü. Evet. Evet, böyle bir şey olmuştu. Bunlar oluyor. Amerika'da ambulans ve itfaiye nasıl işliyor? Yani şöyle bir internette video dolaşıyordu. Bir meme daha doğrusu. Erica be like, damn, I think I broke my leg. Can you call me an ambulance? Oh, all right, I'm on it. Wait, if I make the call, do I have to pay for the ambulance? All right, just call me an Uber. I'm gonna check if Lyft is cheaper. Amerika'da sallıyorum, ben ölüyorum. Yani araba çarptı, bir şey oldu, ölüyorum. Telefondan ambulansı da arayamıyorum. Sen aradın benim yerime, parayı sana kesiyorlar falan gibi bir durum var. Böyle bir şey var mı? Bu bir meme ama bu gerçek mi yani? Hayır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kendi bilgini verirsen, kendi bilgini derken ismini falan verebilirsin. Kendi sigorta bilgilerin, telefonun, ev adresini falan, bunları verirsen Amerika'da bir gerçek var. Adam kime itelemeye çalışsa iteler yani. Bu bir gerçek. Ama yok. Tedaviyi gören ambulans kimin içinse ona şey kesilir. Fatura diyelim. Yani bu bir internet şakası yani. Tabii. Polis, itfaiye, ambulans nasıl çalışıyor? Çok mükemmel bir sistemi var Amerika'da. Firefighters diyoruz. Yani itfaiyeciler diyoruz. İtfaiyeciler aynı zamanda paramedic, yani ambulansçılardır bunlar. Ambulans, itfaiye evlerinde içerisinde beraberdirler. Bütün itfaiyeciler aynı zamanda paramediktir. Bir numara var Amerika'da, 911. Burada, evet, 100, evet. Burada 112, acil 112, aynen. Bir sürü numara var. Amerika sistemi çok şahane. Bak, basitleştireceksin. Olayı karmaşalı yaptığın zaman insanlar adrenalin esnasında bayağı yanlış şeyler yapıyor. Evet. O yüzden Amerika'da 911 var. Herkes 911 aramasını biliyor. 3 yaşındaki çocuk bile biliyor. 911 diyorsun, cevap veriyor. 911 nasıl yardımcı olabilirim? İşte kocam kalp krizi geçiriyor. Adam polisi göndermiyor oraya. Tamam diyor, nerede, adresin ne diyor. Söylüyor falan. Onu alırken zaten tak 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 kalp krizi geçiyor, adresi bu falan deyip düğmeye basıyor, itfaiye gidiyor. Direkt çıkıyorlar. Tabii onun kodları var. O direkt itfaiye gidiyor. İtfaiye hemen haberi alıyor. Diyor işte şu adreste birisi kalp krizi geçiriyor. Oraya hemen ambulans ve bir itfaiye aracı. Abi neden itfaiye aracı? Yangın mı var? Bütün itfaiyeciler aynı zamanda paramedic. Aynı zamanda bunlar medical personel. Anladım. Anlıyor musun? Ve itfaiye aracını götürmelerinin öteki bir sebebi, çok büyük bir araç. Biliyorsunuz Amerika'daki itfaiye. Evet. Onunla yol mol bloke ediyorlar. Mağdur yerde
önüne koyuyor. Burada bir devlet var. Polisi alıyor, Hakkari'ye gönderiyor, Şırnak'a gönderiyor, İzmir'e gönderiyor. İtfaiye de işte devletin memurusun. Orada öyle değil. Her eyalet kendine özgü bir devlet. Her eyaletin içerisinde şehirler var, kendine özgü kurallar kuruyorlar. Ama kurallar hiçbir zaman eyaletin kuralından daha rahat olamaz, daha sert olabilir. Örnek veriyorum, sen hız limiti 60 mil, şehir diyemez yani. Yok yok, bu şehirde önemli değil. Burada 70 yapabilirsin. Böyle diyemez ama bunu diyebilir. Umurumda bile değil. 60 diyor ama ben 50 yapmanı istiyorum. Neden Amerika'ya özgürlükler ülkesi deniyor? Bence şundan dolayı. Her sonuç olarak şehrin, eyaletin kendine göre bir kültürü var ve bu kültürler içerisinde bu kurallar oluşmuş. Bundan dolayı da mesela ben orada yaşamak istemiyorsam başka bir şehre gidebilirim. Ama Türkiye'de mesela böyle değil. Genel bir kural var, evet, ve ona uymak zorundasın. Bu aslında özgürlük dediğimiz şey bu. Adam mesela bir yerde hız sınırı 60, sallıyorum, diğer şehirde 70. Adam 70'le gitmek istiyorsa o şehre taşınıyor. Ama Türkiye'nin her yerinde 70. Ya başka bir şey yapamaz. Bence özgürlük dediğimiz kavram bu temelde ve Amerika'daki bu olay gerçekten çok güzel. Amerika'da güçler ayrı. Başkan tek başına bir şey yapamıyor. Herkes birleşmek zorunda. Texas'ta silah kuralları farklı. Kaliforniya'da silah kuralları farklı. Kaliforniya'da hiçbir şey yapamıyorsun. Texas'ta serbestsin. Eğer silahlardan gelsen, nefret eden bir insansan, Kaliforniya'ya gidiyorsun. O yüzden mesela Amerika konusunda tartışırken de insanlar şey diyor bazen, işte Amerika tuşu şöyle, Amerika'da böyle ama Amerika var, Amerika var yani. Amerika'nın değişik değişik eyaletleri var. Hepsi kendine özgü şeyler yapıyor. Illinois eyaletinde yaşıyorum. Vergiler biraz yüksek. Daha düşük vergi vermek istiyorsun, Alabama'ya taşınıyorsun. Oraya başka eyalete gidiyorsun. Mükemmel bir şey ya bu. Evet. Diğer konumuz ifade özgürlüğü. İfade özgürlüğü Amerika'da ne durumda? Mükemmel. İfade özgürlüğü Amerika'nın gerçekten o First Amendment diyoruz. Yani birinci kuralı. Freedom of press, religion, expression. Şu anda halen uygulatılan bir şey. Yani bu Amerika'nın temelinden bir şey yani. Yani mesela nefret söylemi dediğimiz şey, küfür dediğimiz, hakaret dediğimiz şey. Bugün sen, ben gittim, Amerikan vatandaşıyım veya değilim, Joe Biden'a küfret. Bunun için bana dava açılabilir mi? Kesinlikle hayır. Joe Biden yüzüne bile diyebilirsin. Örnek veriyorum, sen böyle böyle bir insansın. Joe Biden diyecek, tamam, senden nefret ediyorum, ölmeni istiyorum. Öl lan. Örnek veriyorum. Bunu diyebiliyorsun. Mesela ben polisken ana avrat bana her gün küfür ederdi millet. Ne yapacağım? Ben bakardım. Yani videonu da söylemiştim bunu. Aynen, küfür edebilirsin. Sadece uzakta dur. İşime engel olma. Yanıma gelirsen, ben seninle uğraşacaksam seni tutuklarım. İşime engel olduğun için. Ama uzakta dur. Telefonla videomu çekiyorsun. Küfür mü ediyorsun? Yap yapacağım. Hakkındır. İşte Amerika'da benim sevdiğim bu. Ben adamı durdurdum. Arabasında uyuşturucu olduğundan neredeyse %100 eminim. Ama yasalar çerçevesi içerisinde herhangi bir sebebim yok o arabayı aramak için. Ve o adamın geçmişte bir kaçakçı olması, böyle garip garip davranması bir sebep değil. Adam bana diyor ki, memur bey, herhangi bir soruda cevap vermek istemiyor. Ehliyetin mi istiyorsun? Buyurun. Ama bak, in arabadan diyorum. İndiriyorum adamı. İnmek zorunda. Ondan belli başlı işte, şeyler zorunlu zaten. Yani ehliyetini almak zorunda. Vermek zorunda. Vermek işte zorunda. Sorularıma cevap vermek zorunda değil ama istediğim şeyleri vermek zorunda. Mesela ehliyet, ruhsat falan. Tabii canım. Arabadan indirdiğim zaman inmeli falan. Bak, arabanı arayacağım senin, işte bana izin ver. İşte ararsan ararsın. O sana kalmış bir şey. Ama ben izin vermiyorum. Tamam, teşekkürler. Buyurun ehliyetin. Hadi iyi günler. Gönderdiğim defalarca insanlar oldu. Ve bu özel mülkiyet haklarına da giriyor. Orada da çok gelişmiş değil mi özel mülkiyet tabii, hakları? Tabii tabii. Ev zaten çok daha manyak. Arabanın exception'ı yani biraz daha az. Bak, bir polis olarak ben çok suçlularla karşı karşıya geldim. Suç işlediğini biliyorum ama elinde delil yok ya da arama emrim olmadığı için güle güle dediğim. Protesto ediyor adam beni ya. Adam gelmiş, senden nefret ediyorum, senden nefret ediyorum. Protesto edenler var ya. Bak, hiç unutmam, bu Anton George Floyd olayları oldu. Evet. Ben böyle protesto, o zaman FBI'deyim. Protesto ediyor millet insanların, polislerin yüzüne. Çok negatif bir ortam. Gerçekten yaptıkları birçok gerizekalıca şeyler vardı orada. Tabii tabii. İnsanların. Ama böyle bakıyordum, hoşuma gidiyordu. Ne hoşuma gidiyordu? Dedim, vay be, ben böyle bir ülkede mi yaşayayım? Bana istediği gibi küfür edebilen, istediği hakları söyleyebilen ülkede mi yaşamak daha güzel, yoksa ben şimdi bunları bir devlet adamı olarak limitliyim, söyleyemezsin, yapamazsın falan diyeyim. Otoriterlik. Hangisi? Ben dedim, valla bak, bana karşı yapılan bir şey hoşuma gidiyor. Var ya, sonuna ben kadar özgürlük. Bu ülkeyi işte bu yüzden seviyorum. Bunu yapabildikleri için. Çünkü o bunu yapabiliyorsa ben de yapabiliyorum. İşte o özgürlük. Kesinlikle, kesinlikle. Abi çok güzel bir sohbetti. Çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum geldiğin için, konuk olduğun için. İnşallah ben de Amerika'ya gelirsem bir şeyler yaparız beraber. Kesinlikle, gel misafirim ol. Chicago. Gezdireyim seni. İnşallah, bakalım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Amerikalı Aynasız YouTube kanalı galiba şuradan çıkacak. Yine information'dan şu i butona çıkacak, oradan bulabilirsiniz. Yine açıklama kısmında da var. Bugünlük bizden bu kadar. Çok sağ olun sohbetimize katıldığınız için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar. Bay bay. Finito.